Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün One Man Squad deniyorum şu anda. Kaç kişi geliyor lan, hiç bakmadım etrafa ama bakalım belli olur şimdi. Umarım One Man Squad buradan sağ salim çıkarız. Bir de bir şey sormak istiyorum size. Benim bu kafamdaki şapka neden böyle beyaz gözüküyor ya, renksiz gözüküyor, bilenler var mı? Genelde şapka, kask vesaire, ne bileyim, bir şeyler takınca kafam sadece, yani kıyafetim normal düzgünken kafam böyle beyaz gözüküyor, sebebini bilmiyorum. Neyse, konuşmayı bıraktık. Kaç tane adam geldi ona gene bakmadım, hata yaptım, keşke baksaydım ama bakmadım. Allah belamı vermesin. Ses duydum, peki bana mı rushlıyor? Bakayım kaskı takınca düzelecek mi? Aynen, yok, kaskı takınca da gördüğünüz üzere beyaz. Sebebini bilmiyorum, dediğim gibi bilenler varsa yazarsa düzeltmek isterim. Oyunun sesi mi kısık birazcık bilemiyorum ama bakmam lazım. O ne lan, pompalı mı? Pompalıya gerek yok, atla buna. Al. Kaç adam geldi lan? Bir redden ses duyuyorum. Red'e de pushlayacağım şimdi ama önümde de adam var. O yüzden pushlayasım gelmiyor. Bakalım, her yerde ses var şu anda. Dur. O zaman ilk önce gel şu şey, üçüden başlayalım. Bu üçlü binaları aşağıyarak hemen kill'le bir şekilde. Böyle bir düştü. Hemen oradan bire de keselim. Bakalım bize bakan var mı? Yok. Şu an iyiyiz. Sakin bir şekilde ilerliyoruz. Bakalım sıkıntı olacak mı? Soldan da ses var. Bu arada ayak sesleri falan alıyorum etraftan. Şu soldakiler bot sanırım. O yüzden onları umursamayacağım. İçeri giriyorum hemen. Şu içeride girdiğimi hop bitireyim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Nereye kaçtın? Nereye kaçtın lan? Gel lan buraya. Arkadaşı mı kaldırdı lan yoksa? Oo, arkadaşı kaldırmış. Hangi ara kaldırdı lan seni? Oğlum seni var ya, seni var ya, yarım ha. Buraya gel. Hemen kaçma, bak nasıl kaçıyorlar ya oğlum. Ecelinden kaçamazsın kardeş. Her şeyden kaçarsın, ecelinden kaçamazsın. Hop, sen de orada yat aşağı bakayım. Oğlum var ya, ip gibi sprey atıyorum ha. Çok mu iyiyim lan? Evet. Bunu da aldım. Hemen M4'e geçiyorum. Geçtim serisinden. Yalnız bir tane benim nakım vardı. İsmi farklıydı. Ah be, son anda kaçtı orada. Her yerde ses var. Şu an hangi birine yetişeceğim bilmiyorum. Adamı görüyorum sürekli, reddekini. Reddeki de çok bakmıyor böyle. Oradakileri öldürmeye çalışıyor. İsmi sanırım Ham koymuş. O reddekini benim öldürmem lazım. Şöyle bir tane DMR ya da kante bulsaydım çok tatlı olabilirdi benim için. Evet evet, benim vurduğum buradaymış. Bakın ben size söylemiştim benim vurduğum farklıydı diye. Gerçekten de öyle. Evet, şu anda buradaki çocuk bana rushladı. Hemen çıkıp vuruyoruz arkadaşlar. Sen kime rushladın lan? Sen kime rushlıyorsun lan? O bir tane şurada kutunun arkasında gördüm. Aa, son anda kaçtı kuttaki. Az daha ölüyorduk arkadaşlar, az daha ölüyordum. Allah Allah, nasıl yaşıyorum ben? Nasıl yaşıyorum ben? Nasıl yaşıyorum bilmiyorum ama harbi son anda yaşıyorum. Adam çok iyi vurdu. Çok fazla vurdu. Bana acil şey lazım. Boost lazım. Boost'um yok. Öldürdüm Hamko'yu. Hamko'yu yat aşağı. Bir daha da kıvırdama, tamam mı? Görmeyeyim seni buralarda. Orada birini daha gördüm. Şu an o buraya yaraştı. Ona bir bombamız var aslında. Chat ne diyorsunuz? Lan ne chat'i ya? Arkadaşlar Twitch yayınından kaynaklı olabilir. Sürekli yayın yapmaktan chat. Sürekli chat. Ya şurada bir kişi var şu anda. Ağır bir şekilde yılanlıyor. Red zone kafama gelecek. Umarım gelmez. Umarım gelmez. Böyle bir şekil yapıp red zone'dan kurtulmam lazım. Burayı al, ne oldu lan orada? Bug'ı gördünüz mü? Oradaki çocuk niye bu kadar korktu bilmiyorum ama çok fazla korktu yani. Hiç baksanıza, kendini bile göstermiyor. Sürekli benim attığım adımdan falan kaçıyordu. İyi, güzel, uzatılmış. O çocuğu vurursam süper olur. 6 kill ile buradan çıkarız. 6 kill aslında çok az böyle One Man Squad'da bootcamp'ten çıkmak için ama yani şu an başlangıç için güzel bence. Sesi duyduk. Yakalarsam var ya, öpeceğim de işte. Dur, korkak çıktı çocuk. Bir zıplayalım bakalım, bizi vurmasın. Nerede olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Bu kadar şey konuşuyoruz ama nerede olduğunu bilmiyoruz tabii ki de. Şu an gördük. Düşürdük. Düşürdüğüm gibi bitiriyorum Utku kardeşimi. Kardeşim kusura bakma. Seni şöyle lobiye alalım. Gel bakayım şuradan, hemen kutulara geçelim. Yani 4x'in falan var, eyvallah da. Bir DMR KNT falan yok mu ya? Bende ne silah varsa adamlarda aynı silah var. Yok.
Gerek yok buna. Şöyle yapalım. Çok iyi oldu bu. Beryl var aslında. Yani bilmiyorum Beryl'a geçmeli miyim? Gerek yok ya. Beryl'a geçmeyelim. Yok ya, bir tane Kar98 yeter ya. Ya da şey, Q'bu da olabilir mesela. Q'bu varsa hayır demem. Evet, bu arada arkadaşlar, videoda herhangi bir sorun sıkıntı varsa söyleyebilirsiniz. PUBG Mobile'su atmaya başladık artık sürekli. Eksikleri falan söyleyin, yaptığımız yanlışları söyleyin, doğrusunu yapalım. Eksiklerin tabii ki de benim için çok önemli. Bundan sonra her gün kanalımda PUBG Mobile videosu göreceksiniz. Hemen abi şöyle ilerliyorum. Bir de video sıklığı demeyelim de editi falan, yani en azından süresi ne kadar olmalı sizce? Bunu da söylerseniz sevinirim. Yani tam bir maçı mı atayım yoksa aralarında keseyim mesela, onu da. Evet arkadaşlar, uzun aradan sonra şu an bir adam buldum. Karşımda bot mu bilmiyorum. Umarım bot değildir. Evet, zıplıyor falan, bot değil bu. One Man Squad girmiş sanırım. Sizce vurmalı mıyım? Vurayım bence. Çünkü arkadaşlar olabilir ki, arkadaşlar olursa benim için çok daha iyi aslında. Bir türlü holoyu takamadım. Şu an taktım ve direkt bitiriyorum. Ulan arkadaşların nerede senin? Şu an önümde sesler geliyor 155 tarafında. Sanırım orada bir iki grup kapışıyor. Umarım iki squad falandır. Hatta şu an 115'ten de ses geliyor. İki tarafta ses var. Yani ball fight gerçekleşirse benim için çok iyi olur. Şu an biri sıkıyor üstten, bu bot mu bilmiyorum. Ama hemen bir bakayım. Bakalım şu Q'bunun da, bu arada QBS'in daha doğrusu, şeyini değiştirelim. Evet, bu sanırım bot. Gördüğünüz üzere. Kim mermiydi? Düşün, solumdan da ses duydum. Evet, onu da öldürdüm hemen. Hızlı bir şekilde duyduğum gibi. Hemen oradan bota geçiyorum. Yani 11 kill var şu anda. Gayet güzel abi. Şu ilerideki 115'teki ve 155'teki de sesleri de uğratsak. Şu an öndeki adamı gördüm. Bakın nasıl vuruyoruz arkadaşlar. İzleyelim. O çocuk laglı mı bilmiyorum ama. Evet, vuramadım. Vuramadım. Aga be. Sıkıntı yok. Vuracağım ama her türlü. Bir yerden mermi yedim. Nereden yediğimi bilmiyorum. Susturucu yedim sanırım. Yukarıdan yemişim. Gördüm yediğim çocuğu. Hemen geçiyorum kendisine. Şöyle güzel spreylerle damage'ini verdim ama çok fazla damage'ine rağmen düşmedi. Şu an arkadaşı geliyor sanırım oradan bana. 4 saniyesi var. 3 saniye var. Sıyayı basmam lazım. 1 saniye var. O çocuğu direkt vuracağım. Düşürdüm hemen. Düşürdüm hemen. Düşürdüm. Orada arkadaşı var gene. Evet, onu da düşürdüm. Şu an 2 kişi düştü. Üste var bir kişi. Şöyle sabit durmak istemiyorum. Sabit durmadan o yüzden yerdeki killleri çekeceğim. Evet, arkama gelmiş çocuk. Hayır, arkamda başka bir takım var sanırım. Yani şu anda evet, kulübenin üstündeyim. Evet, onu da düşürdüm hızlı bir şekilde. Benim kilim orada şeye çıktı. Gaz dışına çıkmış. Hiç sıkıntı yok. O kil de gelecektir her türlü. Solda vurduğum kulübedeki de kil gelir. Hemen üste geçiyorum. O üstte bir tane çocuk vardı bize sıkan, susturuculu. Kimsin lan sen, bana sıkıyorsun? Ama sağdan başka bir şekilde geldi. Tamam. Her türlü gelsin. Sonuçta lobisine yollayacağım. Yani aslında bana gelmiyor arkadaşlar. Lobiye dönmek için geliyor. Hızlı bir lobi yolculuğu sergileyeceğiz şu anda ona karşı. Fakat kayanın dibinden çıkmıyor sanırım. Korktu ölmekten. Evet, 13. leş geldi gördüğünüz üzere arkadaşlar. Evet, susturucu çubuğuyla sıkıyor bu arada. Yani tekrardan piklerse hızlı bir spreyle öldürebilirim kendisini. Elimde aslında bir nade olsa veya bir molotof olsa atacağım, fakat olmadığından dolayı atamıyorum. Şu anda koşuyor ve koşarken gördüğünüz üzere hızlı bir şekilde lobisine yolluyorum onu. Yani az önce söylediğim gibi bana gelmiyor, yani lobiye dönmek için geliyor. O da onun için şanssızlık diyelim. 15. kill'imizi de aldık böylelikle. 33 kişi var daha oyunda. Bakalım o 33 kişiden kaç tanesini daha vurabileceğiz bilmiyorum. Şöyle bir yola koyulalım. Evet, şu anda bir ses geldi 265 tarafından. Önümde de drop var. O drop'u çek. İnşallah almamışlardır. Eğer almadılarsa hemen alıp buradan 265'teki 250'lik sese geleceğim. Burada iki squat var. O iki squat'ı umarım güzel bir şekilde öldürürüm. Yani bu arada bir tanesini gördüm ama sıkmayacağım. Kendi yerimi hemen hızlı bir şekilde belli etmek istemiyorum. Çünkü oradaki iki takımı da yok etmek istiyorum. Burada bakalım drop'u çekmişler mi? Oo, çok iyi abi. Drop'u almamışlar. Şöyle o drop'tan da tam istediğim silah çıktı gerçekten. Yani en sevdiğim silah çıktı diyebilirim hatta. Şöyle alalım. Yani bilmiyorum, Twitch'teki izleyicilerim bilir MK14'ün ne kadar sevdiğim ve ne kadar iyi kullandığımı. Bakalım burada da o kadar iyi kullanabilecek miyiz? Şu an bir kişiyi gördük.
Direkt bu öldü. Ya orada iki squat vardı kapışan ama ne oldu onlara? Ha bak şu yukarıdan birini gördüm. 205'ten yani bayağı keskin gözlerim varmış abi. Evet onu da vurmayı başardık. Tuğba'yı vurdum. Ah be Tuğba. Ah be Tuğba. Özür dilerim Tuğba. Ah ah be. Tuğba, bilseydim vurmazdım be. Bilerek gelir sana ölürdüm. Aga be. Os. Demek ki Tuğba'nın kaderi lobiye dönmekmiş. Şöyle Tuğba orada birilerine falan sıktı aslında. Onu bir görseydik. Bu arada çok fazla Tuğba söyledim. Evet şu an ileriden bir ses daha duydum arkadaşlar 155 tarafında. Hemen oraya doğru gidiyorum. En son bildiğiniz üzere Tuğba'yı vurmuştuk. Şimdi gidip diğerlerini vuralım. Ve bu oyunu şöyle güzel bir şekilde en az bir 25 kill falan yapsam çok iyi olabilirdi ama. Ya yani 17 kill de kötü değil tabii ki de. 12 kişi kaldı. Bunun en az 5'ini vursak 22 kill falan olur. O da çok iyi bizim için. Ondan sonra sizlerin karşısına çıkar tabii ki de bu video. Umarım sizler de videoyu beğenir ve kanalıma abone olursunuz. Yani sizlerin desteklerine çok ihtiyacımız var. Hepinizden iyi seyirler dilerim. Evet, bu arada tekrardan sağdan da bir ses geldi. Buradaki ses bitti. 285 uzak fakat orayı görmüyorum. Şu an önümde bir squat var sanırım. 6x'e çekeceğim. 6x spray deneyeceğim çünkü. Şu an bir tanesini yok ettim. İkincisine geçtim ve ikincisini de öldürüyorum direkt. Şu an ikisi de aynı anda. Çok hızlı bir şekilde öldü. Oradan sudan geçeni de görüyorum. Ve sudan geçeni de vuruyorum. Yani çok hızlı bir şekilde 3 kill aldım. Evet gayet hızlıydı. Hoşuma gitti benim bu. Bu benim hoşuma gitti. Çok hızlıydı. Evet yani 6x türbünü yani daha doğrusu böyle büyük türbünleri seviyorum. Büyük türbünlerle sprey atmayı. Umarım sizler de büyük türbünlerle sprey atmayı seviyorsunuzdur. Yani ne kadar sizce kolay mı arkadaşlar yüksek türbünlerle sprey atmak? Aa, bu arada ikinci adamı da gördüm hani hatırlıyorsanız buradan da ses gelmişti. 300'de 305'te şu an gördüm bu tarafa doğru geliyordu. 20 kilim var eğer 3 kişilerse 1 vs 3 kaldım ve 3'ünü de vurursam 23 kille o oyunu winlemiş olacağız ve gerçekten çok iyi olacak bizim için. Yani direkt tek yedi ya bir mermide pat diye gitti çocuk ya. 21 kill oldu direkt yani bu kadar hızlı öleceğini tahmin etmiyordum ben. 2 mermi 3 mermiye düşer diye düşünüyordum da. Fakat hızlı bir şekilde aramıza veda etti kardeşimiz. Kendisini tebrik ediyorum. Hayatında başarılar diliyorum. Burada diğer ikisi nerede onu bilmiyorum. Sanırım Paynan tarafından gelebilirler yani daha doğrusu sağ taraftan. Ama belki burada bile çıkabilirler yani CE yapıp. Umarım CE yapmazlar şu güzel oyunu hiç etmezler. Ve bizde 22 değil 20 bir kişi ölmüş. 1v1 kalmışım. 22 kill'le o zaman güzel bir şekilde oyunu winliyorum. Bu oyun win. İzleyelim bakalım görelim biz de. Hemen geçiyorum. Yanak dayananı çekmiş oyun burada. Bu arada 3x'i daha çok seviyorum 4x spreye nazaran. Siz 4x mi spreyi tercih edersiniz yoksa 3x spreyi mi tercih ediyorsunuz? Yorumlarda belirtirsiniz ve yapmamı istediğiniz challenge'lar varsa onları da belirtirsiniz. Bir sonraki video güzel bir challenge olabilir aslında. Bunu bir düşünmek lazım. Ya da sizlerin söylediği bir challenge yapabilirim. O yüzden ne istiyorsunuz arkadaşlar? Her şeyi yoruma yazın. Halka açık bir YouTuber'ımız var artık. Evet bir kişi var ve hala onu bulamıyorum sanırım. Kendisi saklanmayı iyi seviyor. Fakat ben de bulup lobiye yollamayı daha çok seviyorum. Evet şu an kendisini buldum. Susturucu silahla sıktı. Susturucu M4 ile sıktı sanırım 160'tan. Bunu sıkmasının sebebi de şaşırtma yapmaya çalışıyor. Fakat o şaşırtmayı yemezler. Büyük ihtimalle şu dediğim gibi 160-150 tarafından sıktı. Arkadaşlar sesini.
Evet, evin içinde sanırım kendisi. Böyle bir bakalım, şöyle bir şekilde şekilde neler yapıyormuş bir izleyelim. Böyle bir bombam olsaydı evin içine direkt atardım. Hatta sonda 4-6x mekanı. MK'lı bir şekilde 6x MK'yı da öldürebilirim ama çok yakın olduğundan dolayı oyunu da riske atmak istemiyorum. Şöyle bir yapalım. Şöyle bir sıkalım. Bir kendilerini korkutalım tabii ya. Korkutalım kendisini. Evet, şu an çıkmıyor yani, korkudan çıkmıyor büyük ihtimalle. Ben de kendisine rushlamayacağım. Şöyle gelmesini bekleyeceğim. Kapıyı da kırdım orada. Şu an var ya, içeride 3,5 atıyor. Nasıl dışarı çıkacağım lan? Adam nasıl sıkıyor? Bu beyler gözüm beni vurur falan filan diye düşünüyor. Ve korkudan çıkamıyor. Bakalım, inşallah o korkusunu yener ve karşıma gelir. Hava hangi tuştu lan? Hava hangi tuş? 4 değil mi? Yok. 5 değil mi? Yok. 8 değil mi? X miydi acaba? Aa, tava X'miş bu arada. Tava X'miş. Ufaktan bir suya atlayayım artık. Bu çok can sıkmaya başladı içeride. Yani bu kadar da fazla pusmazsın. Kardeşimiz dediğim gibi düşündüğüm gibi daha doğrusu pusmayı çok seviyor. O yüzden ona bu hareketi yapmak zorundayız gördüğünüz üzere. Ve Serra Akça'yı vuruyorum. Ah be Serra, gene bir gacıyı vurduk oyunun sonunda. Uzatma ki maske niye böyle bilmiyorum ama arkadaşlar, izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım tutmuşsunuzdur. Katmayı ve abone olmayı unutmayın efendim. Bay bay.